Merhaba. Bugün size eski Android telefonunuzu nasıl değerlendirirsiniz onu anlatacağım. Fikrin çıkış noktası şöyle oldu. Evde atıl duran bir Android telefonum vardı. Bunu boş durmasın, bir işe yarasın diye düşündüm. Nasıl kullanabilirim? GPS olarak arabada navigasyon cihazı olarak kullanmayı düşündüm. Bunun yanı sıra Android uygulamalarını araştırdığım zaman kamerasından faydalanıp yol kayıt bilgisayarı olarak kullanabileceğimi fark ettim. Bununla ilgili birkaç uygulama araştırdım. Ve size şimdi bununla ilgili neler yaptığımı anlatacağım. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi bir cep telefonunu yol bilgisayarı olarak kullanmak için 3 ana element var. Birincisi şarj çok kısa gittiği için sürekli şarja ihtiyaç duyuyor. İkincisi ses çıkışlarını radyo ETB bağlamak sizin için bir avantaj sağlayacaktır. Üçüncü olarak da güzel bir vantuzla sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi bu elemanları size sırayla tanıtayım. Şarj için internetten bulduğum şöyle çift çıkışı olan 12 voltu 5 volta çeviren şu okuma ışığından aldım enerjisini yukarıdan. En yakın enerji noktası oydu ve sürekli enerji sağladığını bildiğim için. Buradan çift çıkışı olan bir adaptör aldım. Adaptörü yukarıya gizledim bu ışığın altına. Diğeri audio jack'ı. Audio ses kablosunu şu kenardan doğru şöyle herhangi bir yeri sökmeden tamamen geçirerek kapı köşesinden ve şurada ayak altına gelmeyecek şekilde döşemenin altından buraya benim aracımda audio aux'in giriş çıkışı hemen çakmağın yanında olduğu için buraya taktım. Siz çakmak şarjını da kullanabilirsiniz ama aradan kablo geçeceği için çok tercih etmedim ben. Üçüncü olarak bir de vantuzumuz var. Vantuz için de piyasada 10 ila 20 lira arasında değişik vantuzlar bulunuyor. Fakat 10 liralıklar benim çok işimi görmedi açıkçası. Böyle oynar başlıklı ve kolay kullanılabilen bir model tercih edebilirsiniz. Ayrıca camda da mümkün olduğu kadar sabit kalmasına dikkat edin. O kalitede bir şey tercih etmenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi size biraz da uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Telefonumu gördüğünüz gibi yerleştirdikten sonra ses jack'ını ve şarj için şarj cihazını takıyorum. Şarjı takar takmaz gördüğünüz gibi sol üstte AutoGuard kayda başlıyor. O şekilde ayarlamıştım. AutoGuard uygulamasını özellikle kapatacağım. Sırası gelince anlatacağım. Bu size kolaylık sağlamak için AutoGuard'ın kendi içinde olan bir özellik. İlk önce şu Car Home özelliğinden bahsedeyim. Car Home tamamen arabaya özelleşmiş iri ikonlarla sizin kullanım kolaylığınızı sağlamak için böyle kısa yolları oluşturan bir uygulama. Car Home'u açtım. İlk uygulamam AutoGuard. Bu tamamen yol kayıt için. Yolda sürüş halindeyken sizin kamera kaydınızı gerçekleştiriyor. Uygulamanın güzel özellikleri şunlar. İşte şarj algıladığında otomatik olarak çalışmaya başla. Kaza anında acil numaraları çevir. Kaza anındaki görüntüyü sürekli kaydet. Çünkü şöyle bir özelliği de var. Diyelim telefonunuzda 2 GB hafıza var. Bunun sadece 1 GB'ını görüntü kaydetmekte kullan. Doldukça üzerine yazmaya devam et. Yani 1 GB'ı dolduruyor. Başa dönüp tekrar üzerine yazıyor. 10'ar dakikalık görüntüler halinde veya 15, yarım saat tamamen size kalmış bir şekilde ayarlıyorsunuz. İşte start dediğiniz anda direkt kayda başlıyor. Ben o şekilde ayarlamıştım. Kayıttan çıkıyorum. Önceden kaydedilmiş videolar var. Bir tane ona örnek açayım. Şuradan şöyle bir şey olabilir. Atıyorum play dedim. İşte araçla hareket halindeyim. Bu şekilde ilerliyorum. Tamamen yeterince netlikte bir kayıt sunuyor. Bu uygulamaları daha detaylı daha sonra anlatabilirim isterseniz. Şimdi diğer uygulamalarıma geçeyim. Müzik uygulaması zaten Android telefonun içinde olan bir uygulama. Şöyle arabanın radyosunu da açayım. Şu an duyduğunuz ses radyonun sesi. AUX girişine geçiyorum. Telefondan gelecek sese. Ve birinci parçayı başlatıyorum. Uygulamanın güzel yanı da gesture'larla çalışabiliyor. Yani sizin
elinizle yapacağınız bir takım işaretlerden anlıyor. Örneğin şöyle bir ileri şarkıya geçiyorum. Tam olmadı. Evet. Bu şekilde ileriye veya geriye dönme şansım var her zaman. Tabii normal butonları da kullanabiliyorum. Pause edebiliyorum. Bu şekilde şarkıları ileri geri seçebiliyorum. Bunun dışında FM radyo özelliği var. Bu telefonumda bir FM tuner olduğu için radyo olarak da çalışabiliyor ama arabada tabii ki bu gereksiz. Video kendi video uygulamasını açıyor. Daha önceden kayıtlı videoları göstermek için. Ben daha çok burada VLC'yi tercih ediyorum. Onu göstereceğim. VLC özellikle uzun yolda izlediğiniz filmler, diziler varsa tabii sürücü için tavsiye etmiyoruz ama araçtaki yolcuların seyahatini biraz daha keyifli kılmak için. Örnek olarak ben Cem Yılmaz videosu koymuştum bir tane. Onu açacağım. Cem Yılmaz videosu. Bu uygulamanın da şöyle güzel yanları var. Örneğin sürüş halinde sol tarafta yukarı aşağı yaparsanız brightness'ı değiştirebiliyor. Sağ tarafta yukarı aşağı yaparsanız volümü açıp kapama özelliği var VLC'nin. Aşağıda sağa sola yaparsanız belli bir kısım ileri alıp veya geriye doğru otomatik tarama yapabiliyor. Bu şekilde videolarınızı yolda araç içinden izleyebilirsiniz. Aynı İstanbul ama bünyedeki reaksiyon başka. Bu şekilde izlemeyi yapabiliyorsunuz. Bu uygulamadan da çıkayım. Genel olarak şimdiye kadar benim kullandığım uygulamalar bunlar. Başka uygulama alanları da olabilir. iGo'dan bahsetmedim sanırım. En önemlisi navigasyon, ilk çıkış noktamız. iGo'da çoğu Android kullanıcısının bildiği bir navigasyon uygulamasıdır. Tercih etmemin sebebi bu telefonda bir sim kartı bulunmuyor. Yani haritaları offline olarak kendi içinden kullanması gerekiyordu. Bu yüzden bu uygulamayı kullandım. Bunun dışında eğer içinde GSM hattı olan, internet olan bir telefon kullanırsanız Yandex'in navigasyonu veya Waze denen başka bir uygulama var. Here Nokia'nın bir uygulaması. Artık bedava ve konuşan birçok uygulama var size rota tayini çizen. Bunları tavsiye edebilirim. Bunlar içinden de iGo hemen hemen en eski, en güzel uygulamalardan biri. Son olarak şundan bahsedeyim. Ben burada herhangi bir menüdeyken işte Home'a bastığım zaman otomatik bu Car Dashboard geliyor. Bu bir avantaj. Bir de telefonumu ben gördüğünüz gibi uçak modunda kullanıyorum. İçinde her ne kadar sim kartı olmasa da şunu fark ettim. Uçak modunu almadığınız sürece telefon şarjından yemeye devam ediyor. Sanki bir hat arar gibi acil durum aramaları için. GPS sürekli açık konumda. Tabii içeride navigasyon uygulamaları kullandığımdan dolayı. Eğer ki internet ihtiyacınız olursa da kendi cep telefonunuzdan hotspot özelliğini açarak hotspot ile bu telefona internetinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Buradan da wireless açıp kendi cep telefonunuzdaki wireless'a bağlamanız mümkün. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.